Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Büyük Selçuklu Devleti'nin tarihini ele aldığımız video serimizde son olarak sizlerle birlikte Tuğrul Bey'in merkeziyet faaliyetleri konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah bu videomuzda ise sizlerle birlikte ele alacağımız konu Çağrı Bey ve İnanç Yabgu konusu olacaktır. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte bu konuyu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. İmparatorluğun kuruluşunda en büyük askeri kudreti temsil eden Çağrı Bey bir müddetten beri durgunlaşmış, yaşlanmış ve hastalanmış idi. Bu fırsattan faydalanan Gazneliler ve Karahanlılar harekete geçmiş ve onların tesiriyle Harezm valisi de isyan etmişti. Bu sebeple Çağrı Bey Harezm seferine çıkarak Gürgenç'e varıp isyanı bastırmış. Orada bir Kıpçak emiri de gelip itaatini arz etmiş. Çağrı Bey'in eliyle Müslüman olmuş ve Selçuklular ile sıhhiyet kurmuştur. İşte tam bu sırada idi ki Gazneli Sultan Mevdud 1049'da eski beldelerini Selçuklulardan istirdada girişirken Karahanlılar da Tirmiz'i işgal etti. Fakat Sultan Mevdud yolda ölüp ordusu perişan edildiği gibi Alparslan da Karahanlıları bozguna uğrattı. Bunun üzerine Karahanlılar sulh talep edince Çağrı Bey Ceyhun'u geçti. Han da Buhara'ya geldi ve barış anlaşması imza edildi. Dostlarım, bu az önce değindiğim nokta çok önemli bir nokta tarih açısından. O yüzden burayı tekrardan bir özet geçmek istiyorum. Ve tekrardan anlatmak istiyorum. İmparatorluğun kuruluşunda en büyük askeri kudreti temsil eden Çağrı Bey bir müddetten beri durgunlaşmış, yaşlanmış ve hastalanmıştı. Bu fırsattan faydalanan Gazneliler ve Karahanlılar harekete geçmiş ve onların tesiriyle Harezm valisi de isyan etmişti. Bu sebeple Çağrı Bey Harezm seferine çıkarak Gürgenç'e varıp isyanı bastırmış. Orada bir Kıpçak emiri de gelip itaatini arz etmiş. Çağrı Bey'in eliyle Müslüman olmuş ve Selçuklular ile sıhriyet kurmuştur. İşte tam bu sırada idi ki Gazneli Sultan Mevdud 1049'da eski beldelerinin Selçuklulardan istirdada girişirken Karahanlılar da Tirmiz'i işgal etti. Fakat Sultan Mevdud yolda ölüp ordusu perişan edildiği gibi Alparslan da Karahanlıları bozguna uğrattı. Bunun üzerine Karahanlılar sulh talep edince Çağrı Bey Ceyhun'u geçti. Han da Buhara'ya geldi ve barış anlaşması imza edildi. Gazne tahtına çıkan Abdülreşit Hacibi Tuğrul'u Sistan'ın istirdadına gönderdi. İnanç Yabgu Gaznelilere mağlup olarak Herat'a çekildi. Yabgu oğlu Böri ve veziri Abul Fezil ile birlikte ve yeni bir ordu ile Gaznelilere karşı hareket ettiği zaman Gazneli Tuğrul işgal ettiği yerlere bırakarak 1053 yılında Gazne'ye döndü.
ve sultanı ve birçok ileri gelenleri öldürüp Selçuklular himayesindeki bu devleti kendi hakimiyeti altına aldı. Lakin Gazne komandanlarından Hirbiz isminde biri mukabil harekete geçip Tuğrul'u öldürdü ve Gazne tahtına Feruhaz'ı çıkardı. Gazne üzerine yürüyen ve büste kadar ilerleyen Çağrı Bey ilk defa bozuldu. Horasan'a doğru yürüyen ve büste kadar ilerleyen Çağrı Bey'in bu bozgunluğu üzerine Horasan'a doğru ilerleyen Hirhiz, Atabey, Gürsır'ı ve başka Selçuk beylerine mağlup ve esir etti. Bunun üzerine Alparslan babasından Gazne üzerine yürümek için müsaade istedi ve Gazneleri mağlubiyete uğrattı. Bu durumda iki taraf arasında husumete nihayet veren iki tarafın esirlerini mübadeleyi derpis eden ve meşhur tarihçi Ebu'l-Fez Bayhaki tarafından kaleme alınan bir muhatame imzalandı. Selçuk'un oğlu İnanç Yabgu zayıf bir şahsiyetti. Oğlu Hasan'ın Anadolu gazasında şehit edilmesi ve diğer oğlu Börin'in onun yerini tutacak bir kudrette bulunmaması bu ihtiyar çağında onu daha fazla sarsmıştı. Bu durum Çağrı Bey'in diğer oğlu Yakuti'nin ihtiraslarını kışkırtıyordu. Alparslan babasının velihahtı olmuş Kavurt Kirman'da yerleşmişti. Kendisine bir beylik sahası arayan Yakuti babasından Sistan mensurunu istiyor ve bu hususu uzun müddet hizmetinde bulunduğu amcası Tuğrul Bey'e de yazıyordu. Böylece babasının muvaffakiyetiyle Sistan'a giden Yakuti, orada İnanç Yabgu'nun naibi Ebu Fezıl'dan bu ülkenin kendisine terkini ve hutbenin de babası Çağrı Bey'den okunmasını talep etti. Ebu Fezıl bunun kanısız elde edilemeyeceğini bildirince, dönen Yakuti, Cüveyn şehrini baskın ve kan ile işgal etti. Çağrı Bey de Ebu Fazla elçi gönderdi. Halka kendi adına basılan dirhem ve dinarları dağıtarak hutbeyi kendi namına okuttu. Yabgu İnanç Bey kendi beldelerine yapılan bu tecavüz karşısında yeğeni Sultan Tuğrul Bey'e mektup yazarak Ceyhun'u geçip Horasan'ı aldıkları zaman yaptıkları ahdi hatırlattı ve ona istibada bulundu. İhtiyar amcasına karşı Ali Ceneplığını esirgemeyen Tuğrul Bey, Sistan hakimiyeti mensurunu İnanç Bey namına yazdığı gibi Ebu Fazla ve Sistanlara gönderdiği bir fermanda da bu tecavüzlerden dolayı kardeşi Çağrı Bey hakkında da ağır tabir kullanmaya mecbur oldu. Emir Çağrı Bey'e de bundan böyle başka bir edepsizlik yapmamasını yazdık. Ve Sistan mensurunu da Emir Yabgu namına kaleme aldık. Artık ona muhalefet etmeyiniz. Onun fermanını dinlemeniz ve hutbede de onun adını okumanız gerekir. Eğer Çağrı Bey'in askeri o tarafa gelirse itaat etmeyiniz. Böyle bilesiniz diye emirleriyle amcasına saygı gösterdi. Kardeşini şiddetle azarladı. Ve tabii iki hükümdar arasında çıkan bir mücadeleyi sultanlık otoritesini kullanarak yatıştırdı. Bu menşuru alan Yabgu, oğlu Börü'yü bir kıta askerin kumandanı tayin ederek 1056 yılında gönderip Sistan idaresini Çağrı Bey'in memurlarından teslim aldı. Bu hadiseler Selçukluların hayat, zafer ve devletin kuruluşunda Tuğrul Bey'in siyasi, hukuki, nizam ve birlik uğrunda muhterem amcası Çağrı Bey ve İbrahim İnal gibi sevgili ve kudretli kardeşlerine
ne kadar yüksek bir otorite ile idare ettiğine dair dikkate şayan delillerdendir. Alparslan'ın Yabgu'nun hakimiyetine son vereceği ileride anlatacağımız konular arasındadır. Şimdi kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bu konu buraya kadardı. Şimdi gelin bu konunun ikinci kısmında başka bir kaynaktan da bu konuyu dinleyelim. O zaman başka bir kaynaktan hemen bu konuyu açayım. Bu konuyu başka bir kaynaktan da dediğim gibi dinleyelim. Evet. Dostlarım, bu videonun ilerleyen kısımlarında şöyle bir şey yapalım. Sizler de şahitsiniz ki bu videoda sık sık gazinelerin adını andık uzun bir müddetten sonra. O yüzden şimdi gelin bu gazinelerin hem kuruluş önemini bir hatırlayalım. Hem de sizlerle birlikte genel gazineleri tarihine bakalım diyorum. Ve bu bağlamda ilk videomuz olan gazinelerin kuruluş devri videosunu açıyorum. Fani Devleti'nin en parlak devrinde çok sayıda Türk gruplar halinde Mavera-Nehir yoluyla İslam dünyasına getirilmekteydi. Samani Devleti'nin zayıflamaya başladığı sırada Simjuriler, Karategin İsvicabi ve Baytuz gibi Türk aile ve komutanlar Afganistan'ın çeşitli bölgelerinde hakimiyet kurmuşlardı. İşte bu Türk komutanlarından biri de Gazze Devleti'ni kuracak olan Alptigin'di. Tahminen 890-891 yıllarında doğan Alptegin, Samani emirine köle olarak satılmış ve onun hassa askerleri arasına dahil edilmişti. Samanilerin takdir ettikleri vasıflara sahip olmasından ötürü azat edildi ve kendisine bazı Samani birliklerinin komutası verildi. Bundan sonra Hacibül Hüccaplığa, yani bütün saray idaresinin başı unvanına yükselmiştir. Sarayda nüfuzunu arttıran Alptegin, 10 Şubat 961 yılında Samani emiri tarafından en yüksek askeri makam olan Horasan Sipehsalarlığına getirildi. Ayrıca onun yerine hacip olarak yine onun bir gulamı getirilmesiyle saraydaki nüfusunu devam ettirdi. Samani devletinin başına kimin geçeceği konusunda Alptegin'in etkili olması sonucu Samani sarayında Alptegin'in hakimiyetinden ve her işe müdahale edişinden kurtulmak isteyen yeni bir grup ortaya çıktı. Samani hanedan üyeleriyle ordu Mansur bin Nuh'a sadakat yemin ederek onu tahta geçirdiler. Alptegin ise kendi adayını zorla tahta çıkarmak için çaba göstermeye çalışsa da askerlerine güvenmediğinden Buhara üzerine yürümekten vazgeçerek kendi has gulamlarıyla beraber Belh'e çekildi ve bu şehri aldı. Alptegin'e karşı olanlar 1. Mansur'u onu yakalamak için ordu göndermeye ikna ettiler. Alptegin kendisine doğru gelen 16 bin kişilik orduya karşı harekete geçerek Belh ile Hulm arasındaki Hulm geçidinde yer tuttu ve 3000 kişilik ordusuyla muharebeyi Nisan-Mayıs 962 tarihinde kazandı ve Gazne'ye doğru yürüyerek 4 aylık bir çaba sonucunda 12 Ocak 963'te Gazne'yi ele geçirip Gazne Devleti'nin temelini attı. Alptegin Hindistan'a seferler düzenlemeye başladığı sırada hayatını kaybetti. Ölümünden sonra Gazze'de hakimiyet kısa bir süre elden çıksa da yerine geçen oğlu Ebu İshak İbrahim, Samani emirinin de yardımıyla şehri yeniden ele geçirdi. Ebu İshak İbrahim'in oğlu olmadığından 12 Kasım 966'daki ölümünden sonra onun yerine Türk komutanlarından Bilge Tekin seçilip Samani devletine bağlılığını bildirdi. Buhara'daki Samani komutanlarından Faik, bağımsız bırakılmış bu Türk topluluğunu egemenliği altına almak için bir ordu gönderse de ordusu mağlup edildi ve bir daha Buhara'dan Gazne'ye saldırı olmadı. Bilge Tegin'in 975'te ölmesi üzerine tahta Alptegin'in diğer bir kölesi olan Börü Tegin geçti. Börü Tegin halkla ters düşmesi üzerine 20 Nisan 977'de tahttan indirildi ve yerine Türk komutanları tarafından seçilen Sebük Tegin geldi. Sebük Tegin, görünüşte Samenilerin bir valisi olarak hareket etmesine rağmen bağımsız bir Gazne devletinin temelini onun zamanında atılmıştı. Çok geçmeden Türklerin nüfuzu Gazne'den Doğu Afganistan'daki Zabulistan bölgesine kadar yayıldı.
topraklarını Toristan, Zemindaver ve Belucistan'daki Kustar bölgesine kadar genişletti. Müslümanlığın yayılmasını engelleyen Hindu Şahi Racasını mağlup etti ve Kabil Nehri boyunca Peşaver'e kadar ilerledi. Türk komutanlarından Ebu Ali Simcuri ve Faik ittifakına karşı Samani Emiri 1. Mansur 904'te Sebük Tegin'i yardıma çağırdı. Sebük Tegin ve oğlu Mahmud'un Horasan'a gelip isyancıları yenmesi üzerine Samani Emiri Mahmud'a Seyfü'd-Devle ünvanını ve Horasan ordu komutanlığını verdi. Gazneli hakimiyetini Toristan, Zabulistan, Gur ve Belucistan'a kadar taşıyan Sebük Tegin Ağustos 997'de öldü. Sebük Tegin ölmeden önce küçük oğlu İsmail'in tahta geçmesini vasiyet etmesinden dolayı İsmail babasının ölüm haberini aldıktan sonra Belh'e gelerek hükümdarlığını ilan etti. Nişabur'da bulunan Mahmud ise kudret ve tecrübe bakımından İsmail'den üstündü. Mahmud, İsmail'e kendisinin yaşça büyük olduğunu ve tahta geçmesi gerektiğini, İsmail'e de Belh ve Horasan eyaletlerinin yönetimini bırakmayı teklif ettiyse de İsmail bunu kabul etmedi. İki kardeş arasında Mart 998 tarihinde yapılan muharebeyi Mahmud'un ordusu kazandı. ...998 yılında hükümdür olan Gazneli Mahmud'un kardeşiyle taht mücadelesi yaptığı sırada Samaniler Horasan'ı işgal etmişti. Bu sırada tahta geçen 2. Mansur Mahmud'a işgal ettiği Horasan bölgesinin iade edilmeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine Sultan Mahmud Nişabur'a yürüdü. Bu arada Mahmud Horasan valisi Beytüz'ün için yardıma gelen 2. Mansur ve Faik kuvvetlerine Maveray Nehir'e yaklaşan Karahanlılara fırsat vermek istemediğinden dolayı saldırmadı ve beklemekle yetindi. 2. Mansur'a güvenmeyen Beytüz'ün ve Faik 2 Şubat 999'da 2. Mansur'un yerine küçük yaşta bulunan Abdülmelik bin Nuh'u çıkardılar. Samani tahtında Beytüz'ün ve Faik'in egemen olması üzerine harekete geçen Mahmud, Beytüz'ün, Faik, Ebu Kasım, Simcuri birleşik kuvvetleriyle 16 Mayıs 999'da yaptığı savaşı kazandı ve Horasan'a hakim olup kardeşi Nasır'ı buraya vali olarak atadı. Bu sırada Samanilerin zayıf durumundan yararlanan Karahanlı hükümdarı Samani devletini yıktı ve bunun üzerine Sultan Mahmud tam anlamıyla bağımsız bir hükümdar niteliğine kavuştu. Gazneli Mahmud, Karahanlılar ile bir anlaşma yapıp Kuzey Cephesini emniyete aldıktan sonra tahta çıkarken ettiği yeminin ve verdiği söz doğrultusunda Hint seferlerine başladı. 1001-1027 yılları arasında Hindistan üzerine toplam 17 sefer düzenledi. Bu seferlerin başlıca amaçları bu ülkede İslam dinini yaymak, kalabalık Gazne ordusunun hareket halinde tutmak ve bir takım ganimetler elde etmekti. Sultan Mahmud yaklaşık Eylül 1000 tarihinde 1. Hint seferine çıktı. Kabil'in doğusunda Hintlerin elinde bulunan birkaç kalesini zapt etti. Eylül 1001'deki 2. Hint seferinde Vaihant Racası Jaipal'ın üzerine 15.000 atlıyla beraber giden Mahmud 27 Kasım 1001 tarihinde yapılan savaşı kazandı ve filler de dahil olmak üzere pek çok ganimet ele geçirdi. Mahmud, 3. Hindistan seferini 2. seferinde kendine destek olmayan Sint racası Beciray'a karşı yapmıştır. Beciray mağlup edilince Bahatiya bölgesi de Gazelilerin eline geçti. Nisan 1006'da 4. Hint seferini Ebu'l-Feth Davud'un batini hareketleri üzerine yapan Mahmud, Multan ve Pencab'ı ele geçirdi. Karahanlı hükümdarı Nasır bin Ali zamanındaki dostane ilişkiler, Ceyhun Nehri'nin sınır kabul edilmesi ve Gazeli Mahmud'un 1001'de Nasır bin Ali'nin kızıyla evlenmesiyle devam etmişti. Ancak bu dostluk, Nasır bin Ali'nin Samanilerin kalan tüm topraklarını ele geçirmek istemesi üzerine kısa sürede bozuldu. Nasır bin Ali, Sultan'ın Hindistan'da bulunduğu bir zamanda Horasan'a kuvvet gönderdi. Bunu öğrenen ve ordusunun Halaç Afgan kuvvetleri takviye eden Mahmud, Eylül-Ekim 1006'da Karahanlı kuvvetlerini Horasan'dan uzaklaştırdı. Sultan Mahmud'un kuzeyde Karahanlılar ile olan mücadelesinden yararlanan Multan valisi Subhal, Mahmud'a itaati reddederek Hindu dinine geri döndü.
Bunu Ocak 1008'de öğrenip 5. in seferine çıkan Sultan Mahmud, Multan'ı tekrar idaresi altına aldı. Pencap çevresindeki racaların İslam dinine karşı tavır sergilemesi üzerine 31 Aralık 1008'de 6. Hint seferine çıkan Mahmud, Ağustos-Eylül 1009'da seferini galibiyetle tamamladığından Kuzey Hindistan'daki racaların egemenlik gücü azalmıştı. Horasan bölgesinden vazgeçmeyen Nasır bin Ali, 5 Ocak 1008'de Belh'in 20 kilometre kadar uzağında yapılan savaşı Gazne ordusunun önünde bulunan fillerin de etkisiyle çarpışmaya kaybetti. Bu, Karahanlıların Horasan'ı ele geçirmek için yaptıkları son büyük teşebbüs oldu. 7. Hint seferini ticari bir antlaşmayla sonlandıran Gazneli Mahmud, Ekim 1010 tarihinde 8. Hint seferine çıktı. Bu seferinde hiçbir zorlukla karşılaşmayarak Multan'ı kesin olarak egemenliği altına aldı. Sultan Mahmud, 9. Hint seferinin bugünkü Salt Ranje bölgesindeki Nandan'a yaptı. Kendisine tabi olmak istemeyen Nandan aracasını mağlup etti ve bu galibiyetinin yankıları sonucunda Kuzey Hindistan'da İslam dini yayılmaya başladı. 1012'ye kadar Gazneli Mahmud, Büveyhilerle olan ilişkileri dostane yürümesine karşın bu tarihten itibaren Büveyoğulları tahtında mücadele başlamış ve Mahmud'un eline bu mücadeleye karışma fırsatı geçmişti. Ebul Fevaris, Mahmud'dan Büveyoğulları tahtını ele geçirebilmek için yardım istedi. Ve bu isteğe cevap veren Mahmud da onun yeniden Kirman'a hakim olmasını sağladı. Bir süre sonra Şiraz'ı da ele geçiren Ebul Fevariz ile Gazneli kumandan Ebu Said'in arası açıldı. Ve Gazneli Mahmud, Ebul Fevariz'e olan desteğini geri çekti. Yenilen Ebul Fevariz, Kirman'ı Gazne ordusuna bırakarak kaçtı. Gazneli Mahmud, Hindistan'daki en önemli seferlerinden birini Delhi'nin 150 km kadar kuzeyinde bulunan Tahanesar şehrine yapmıştı. Hintlerce kutsal sayılan bu şehrin bulundurduğu birçok putun en büyüğü Chakrasvami adlı puttu. Sultan Mahmud bu putu kırmak ve ganimet elde etmek için Ekim-Kasım 1004'te 10. Hint seferini bu şehre yaptı ve galip geldikten sonra putu Gazne'ye götürerek halka gösterdi. Her fırsatta Harezm bölgesini itaat altına almak isteyen Sultan Mahmud, 1017'de Harezm Şah'la bir barış yaparak onun kendisine tabi olmasını sağladı. Harezm'de hutbenin Mahmud adına okutulması Harezm ordusu kumandanları arasında anlaşmazlığa yol açtı. Ve 17 Mart 1017 tarihinde taht değişikliği yaşandı. Bu sırada Karahanlı tahtında da mücadele çıkması üzerine Mahmud 3 Temmuz 1017 tarihinde Harezmli isyancıları yendi ve Gürgenç'e girerek Harezm bölgesine hakim oldu. Karahanlılar ise bu durumu kabul etmek zorunda kaldılar. ...2015 yılı sonlarına doğru 11. Hint seferine ve Eylül 1018'de de 12. Hint seferine çıkan Gazneli Mahmud, Türkistan'dan gelen 20 bin kişilik bir gönüllü grubun kendine katılmasıyla ordusunu biraz daha büyüttü. Ve bundan sonraki seferlerinde ordusuna karşı önemli direnişler olmadığı için Agra yakınlarına kadar topraklarını genişletti. Karahanlılarda yeni bir taht kavgası başlatan Yusuf Kadir Han, Gazneli Mahmud'dan yardım istedi. Kendisi Hindistan'dayken Karahanlı devletinde meydana gelen taht mücadelelerini uygun gören Mahmud'un bu tutumu karşısında ittifak yapan Yusuf Kadir Han'la Ebu Mansır Horasan'a yürüdüler. Mahmud, Birleşik Karahanlı ordusunu 1019-1020 yıllarında yendi ve tekrar Hindistan'a döndü. Hint seferini daha önce ele geçiremediği Keşmir bölgesine yaptı. Ancak kışın şiddeti sebebiyle Lokhod kalesini zapt edemedi. Daha önce Kalinçar Racası Ganda,
mağlup edilmişse de kesin olarak itaat altına alınamamıştı. Bunun üzerine 15. Hint seferine 1022 yılında çıkan Sultan Mahmud, Gwalior'u ve Kalinjar'ı zapt etmek yerine haraca bağlayarak Mart-Nisan 1023'te Gazni'ye döndü. Gazeli Mahmud, Hindistan'a yaptığı en meşhur seferlerinden biri olan 16. Hint seferini Somnat'a yaptı. 8 Ocak 1026'da kuşattığı Somnat şehrini aldıktan sonra Shiva'ya ait kutu kırdırarak tapınakta ezan okuttu. Gazeli Mahmud, son ve 17. seferini Somnat dönüşünde ordusuna saldıran Çatlara karşı yaptı ve Çatları mağlup etti. Mahmud bu seferlerde Ganj Nehri'ne kadar genişlemiş ve Hint ülkesinde yıllarca sürecek olan Türk hakimiyetin temellerini atmıştı. Sultan Mahmud ölmeden önce hakim olduğu ülkeleri 5 erkek çocuğundan büyük olan ikisi arasında bölüştürmüştü. Buna göre Gazne, Horasan, Bel ve Hindistan'ın kuzeyi Muhammed'e, yeni zapt edilmiş ve geleceği meçhul olan Rey, İsfahan ve Çıbal ise büyük oğlu Mesut'a verilmişti. Gazneli Mahmud 30 Nisan 1030 tarihinde öldükten sonra hanedan üyeleri tarafından 33 yaşındaki Gazneli Muhammed tahta geçirildi. Muhammed tahta geçer geçmez sarayda bazı anlaşmazlıklar çıkmış ve bazı komutanlar ve köleler Mesut'un yanına kaçmıştı. Bu sırada İsfahan'da bulunan Mesut'a babasının ölüm haberi 26 Mayıs 1030'da ulaşmıştı. Gazneliler devleti iç savaşa doğru sürüklenmekteydi. Dostlarım, gördüğünüz gibi ne kadar büyük bir devlet kurursanız kurun, eski Türklerde iç savaşın, eski Türk devletlerinde kut anlayışından dolayı iç savaşın çıkması çok kolay bir şey. Ama tabii ki şunu da belirtelim videonun bu kısmında. Gazneli Mahmud gördüğünüz gibi 16-17 sefer yapmış Hindistan'a. Ve gerçekten çok muazzam bir insan. Bakın mesela hiç batıya gelmemiş ama Hindistan gibi şu anda bile nüfusuyla dünyanın Çin'den sonra en kalabalık ikinci ülkesini bile Müslüman, oraya bile Müslümanlığı yaymak için elinden gelen ne varsa yapmış. Allah kendisine rahmet eylesin diyoruz. Tabii ki Gazneli Mahmud çok muazzam bir insan. Bir de şöyle bir şey var yani. Gazneli de bizim, Selçuklu da bizim. Biz Türk'üz arkadaşlar yani. Hiçbirini kötüleyemeyiz. Ama tabii ki hepsini övebiliriz. Tabii yanlısı varsa eleştirmek ayrı bir şey. Ama kötülemek apayrı bir şey. Ben o yüzden kötülemeye karşıyım. Çünkü biz Türk'üz ve bu devletlerin tamamı bizim devletimiz. Gazneli de bizim, Memlük de bizim. Selçuklu da bizim, Anadolu Selçuklu da bizim, Moğol da bizim bakın. Altını çiziyorum, Moğol da bizim. Cengiz Han da bizim yani. Evet, şimdi ikinci videoya geçelim. Gazneli Devleti'nin kurucusu olarak kabul edilen Alptegin, 10. yüzyılın başlarında günümüz İran ve Maveraün Nehir topraklarında hakimiyet süren Samani Devleti'nin emrine köle olarak satılmıştı. Becerikli ve gayretli biri olduğundan Alptegin kölelikten azat edilmiş ve orduya alınmıştı. Liderlik vasıfları gösteren Alptegin'e bazı Samani bölüklerinin komutası verilmişti. Kendisine verilen vazifeleri eksiksiz yapıyor ve düşmanlarla girdiği çarpışmalarda cesurluğuyla öne çıkıyordu. Samani ordusunun takdirini kazanan Alptegin günden güne ordudaki rütbesini arttırmaya başladı. Alptegin artık zirveye ulaşmıştı. Kendisine tüm saray idaresini kullanabileceği yetki verilmişti. Alptegin bu yetkiyi kullanarak Samani Sarayı'na kendi adamlarını yerleştiriyor, oradaki nüfuzunu arttırıyordu. Alptegin bu nüfuzu kullanarak önemli meselelere müdahale ediyordu. Samani Devleti'nin yeni lideri seçimine bile karışmıştı. Kendi adayını tahta çıkartamayan Alptegin saraydan ayrılarak Bel şehrine çekildi. Samanilerin başına Mansur geçmişti. En yakınındakiler Alptegin'in büyük bir tehlike olduğunu dile getiriyorlardı. Alptegin'e karşı olanlar 1. Mansur'u onu yakalamak için ordu göndermeye ikna ettiler. Alptegin kendisine doğru 16 bin kişilik orduya karşı harekete geçerek Bel ile Hun arasındaki Hun geçidinde yer tuttu ve 3 bin kişilik ordusuyla muharebeyi kazandı. Gazne'ye doğru yürüyerek 4 aylık bir çaba sonucunda 12 Ocak 963'te Gazne'yi ele geçirip Gazne Devleti'nin temelini attı.
Alptegin 963'te vefat edince tahta oğlu Ebu İshak İbrahim. Dostlar gördüğünüz gibi bunlar da bir beylik olarak bastırıyorlar devletlerini büyütmeye. İbrahim geçti. Birkaç yıl sonra Ebu İshak da vefat etti. Fakat onun oğlu yoktu. Bu yüzden ülkenin başına tecrübeli Türk komutan Bilge Tekin geçti. Bilge Tekin Samanilere bağlılığını bildirdi. Buna rağmen Samani emiri Faik bölgede bir Türk topluluğu istemediğinden Bilge Tekin üzerine bir ordu yolladı. Fakat Gaznelileri yenemedi. Bilge Tekin'in 975'te ölmesi üzerine tahta Alptegin'in diğer bir kölesi olan Börü Tekin geçti. Börü Tekin halkla ters düşmesi üzerine 20 Nisan 977'de tahttan indirildi ve yerine Türk komutanları tarafından seçilen Sebük Tekin geldi. Sebük Tekin, görünüşte Samanilerin bir valisi olarak hareket etmesine rağmen bağımsız bir Gazne devletinin temeli onun zamanında atılmıştı. Gazneliler civardaki Türk nüfuzları kendine topluyor ve bölgede yayılıyordu. Sebük Tekin ölmeden önce küçük oğlu İsmail'in tahta geçmesini vasiyet etmesinden dolayı İsmail, babasının ölüm haberini aldıktan sonra Belh'e gelerek hükümdarlığını ilan etti. Nişapur'da bulunan Mahmut ise kudret ve tecrübe bakımından İsmail'den üstündü. Mahmut, İsmail'e kendisinin yaşça büyük olduğunu ve tahta geçmesi gerektiğini, İsmail'e de Belh ve Horasan eyaletinin yönetimini bırakmayı teklif ettiyse de İsmail bunu kabul etmedi. Zaten bir kere de kabul edeni görsek şaşarız. İki kardeş arasında Mart 998 tarihinde yapılan muharebeyi Mahmut'un ordusu kazandı. Gaznelilerin başına Mahmut geçmişti. Tarihte ilk kez sultan ünvanını Sultan Gazneli Mahmut kullanmıştır. Gazneli Mahmut devletin başına geçince ilk önce sarayda kendi nüfuzunu arttırdı. Tahta geçerek Hint seferi düzenleyeceğine yemin etmişti. Bu yeminini hayata geçiren Sultan Mahmut, 32 yıllık hükümdarlığı boyunca 16'sı başarılı olmak üzere Hint diyarına 17 sefer düzenledi. Ele geçirdiği kalelerde, fethettiği yerlerde ezanlar okutup Hindu dinine ait olan putları kırıyordu. Günümüz Hindistan'daki Müslüman nüfusunun yaklaşık 175 milyon olmasında Sultan Mahmud'un önemli payı vardır. Hint diyarının bazı yerlerinde yaptığı davranışlar neticesinde barbar bir hükümdar olarak anılmıştır. Gazneliler Sultan Mahmud döneminde altın çağını yaşamıştır. Sultan Mahmud ölmeden önce hakim olduğu bölgeleri 5 erkek çocuğundan büyük olan ikisi arasında bölüştürmüştü. Buna göre Gazne, Horasan, Belh ve Hindistan'ın kuzeyi Muhammed'e, yeni zapt edilmiş ve geleceği meçhul olan Rey, İsfahan ve Cibal ise büyük oğlu Mesut'a verilmişti. Gazneli Mahmud 30 Nisan 1030 tarihinde öldükten sonra hanedan üyeleri tarafından 33 yaşındaki Gazneli Muhammed tahta geçirildi. Muhammed tahta geçer geçmez sarayda bazı anlaşmazlıklar çıkmış ve bazı komutanlar ve köleler Mesut'un yanına kaçmıştı. Bu sırada İsfahan'da bulunan Mesut'a babasının ölüm haberi 26 gün sonra ulaşmış. Kardeşiyle yapacağı taht mücadelesi için ülkenin batı kısmını vekiline bırakarak Re'ye geldi. Kardeşine bir mektup yollayan Mesut, kardeşinin vekili olmak ve hutbelerde paralarda kendi adının da zikredilmesini istedi. Ancak Muhammed bu istekleri kabul etmedi. Sultan Muhammed bu olayın üzerine kardeşi Mesut'un üzerine yürüdü. İşte tarihin en çarpıcı olaylarından biri de burada patlak veriyor. Sultan Muhammed, Rey şehrinde bulunan Mesut'un üzerine yürürken, daha Rey şehrine ulaşmadan kendi komutanları tarafından yol üstündeki bir kaleye hapsedilir. Komutanlar Mesut'a bağlılıklarını bildirir ve onu sultan yaparlar. Sultan Mesut, kalede hapis yatan kardeşinin gözlerine mil çektirir ve sarayın yolunu tutar. Sultan Mesut, 2 Haziran 1031'de, Gazne'ye geldiğinde halk tarafından iyi karşılanmıştır. 1033'te Sultan Mesut'un ordusundaki Türkmenlerle arası yavaş yavaş bozulmaktaydı. 1034 yılı ilkbaharında Harezm hakimi Gazne devletine isyan etti. Görünürdeki sebep Sultan Mesut'un sarayında rehine olarak bulunan kardeşinin ölümüydü. Gerçek sebep ise Horasan'da Türkmenlerin çıkardığı karışıklıklardan istifade ederek bağımsız olma isteğiydi.
Karahanlılar ve Selçuklular ile ittifak yapan ve Gazze yollarını kapatarak hükümdarlığını ilan eden Harezm hakiminin bu durumundan Sultan Mesud 29 Temmuz 1034'te haberdar oldu. Harezm hakimi, Tuğrul ve Çağrı beyler, birçok asker, çadırlar ve sürüleriyle ona yardım için Harezm sınırına geldiler. Ancak Harezm hakimi, Gazneli bir vezirin satın aldığı adamlar tarafından yaralandı ve 18 Nisan 1035'te öldü. Bu ölüm üzerine müttefikleri saldırıdan vazgeçtiler. Bu olay üzerine Harezm'in merkezinde çıkan karışıklıklar Harezmşah Altuntaş tarafından engellendi. İşte bir değişik olay daha geliyor. 1032-33 yıllarında Hindistan Başkomutanı Ahmet Yinaltegin, Hindistan topraklarının yerel yöneticisi olan Kadı Ebul Hasan Şirazi ile bir sürtüşme yaşadı. Bunun üzerine Ahmet Yinaltegin, Gazneli Mahmut'un oğlu olduğunu iddia etti. Bunu öğrenen Mesud, Eylül-Ekim 1034'te bir ordu göndererek Ahmet'i öldürttü. Gazneli topraklarının kuzeyinde, tarih sahnesinde şanlı bir şekilde çıkacak olan bir devlet belirmeye başlamıştı. Hazar ve Aral Gölü arasındaki nüfuzlarını iyice arttıran Selçuklular, besin yetersizliği sebebiyle Sultan Mesud'dan Horasan bölgesinden birkaç bölgenin idaresini istediler. Sultan Mesud bunu reddedip Selçuklular üzerine yürüdü. Sultan Mesud, 1035'teki savaşı ordusunda fil avantajı olmasına rağmen kaybetti. Daha sonra iki taraf arasındaki görüşmelerle Selçuklular, Dihistan'ı ve Horasan'dan birkaç vilayeti aldılar. Selçukluların başarısından cesaret alan Irak'taki Türkmenler de harekete geçtiler. Rey şehrine yürüdüler ve burayı ele geçirdiler. Şubat 1038'de ise Rey şehri ve civarı tamamen elden çıktı. Türkmenlerin 1037 yılının başlarında tekrar saldırıya geçmesi üzerine bir takım tedbirler alan Mesud, Türkmenlere karşı Karahanlılarla iyi ilişkiler kurdu. Gazneli Sultan Mesud'un Hindistan'a sefer yapmak istediğini açıklaması üzerine vezirler ve devletin diğer ileri gelenleri Horasan'da karışıklıkların bulunmasından ötürü bu sefere karşı çıktılar. Onları dinlemeyen Mesud, 6 Ekim 1037'de Gazze'den ayrıldı ve 1038 yılının kışına kadar Hindistan'da birçok kaleyi ele geçirdi. Mesud seferdeyken Türkmenler Horasan'daki iki Gazneli şehrini yağmaladı. Bunun üzerine gönderilen Gazne ordusu Mayıs 1038'de ağır bir yenilgiye uğradı ve Nişabur'u kaybetti. Gazneliler için tehlike çanları çalmaya başlamıştı. Türkmenlere güvenmeyen Mesud hazırlık yaparak Nişabur üzerine yürüdü ve 16 Ocak 1040'da şehre girdi. Ancak aşırı tahribata uğramış Nişabur'da yiyecek sıkıntısı vardı. Çevre vilayetlerden erzak getirtmek için Mesud Selçuklu topraklarında ilerlemeye başladı. Yine de erzak bulamayan Mesud, Merv şehrine yürümeye karar verdi. 22 Mayıs 1040'da Gazne ordusundan Selçukluların tarafına geçen Türkmen atlılarıyla bir çatışma sonucu ikmal hatları kesilse de Gazneli Mesud'un ordusu savaş düzeni aldı. Dandana Kan Muharebesi. 24 Mayıs 1040'da başlayan savaşta Gazne ordusu Dandana Kan Kulesi'ne yürürken Selçuklu ordusu hücuma geçti. Gazneli ordusu bu hücuma rağmen öğleye doğru kaleye ulaşabildi. Gazneli Mesut'un verdiği bir karardan hemen sonra 375 saray gulamının Gazne ordusundan ayrılarak Selçukluların tarafına geçmesi ve daha önce kaçmış olanlarla birleşmesi savaşın kaderini değiştirdi. Selçukluların hücumu sonrası yorgun ve moralsiz olan Gazne ordusu dağıldı. Bu muharebe Selçukluların bölgedeki hakimiyetinin başlangıcı ve Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşu olarak kabul edilir. Dandana Kan'daki yenilginin ardından Selçuklulardan çekindiği için Hindistan'a gitmeye karar veren Mesud, oğlunu ve devlet hazinesinde yanına alarak Kasım 1040 tarihinde Hindistan yoluna çıktı. Ancak Türk ve Hint gulamlarının yoldayken ayaklanması sonucu Mesud'un kardeşi Gazneli Muhammed 21 Aralık 1040 tarihinde ikinci kez Gazne Sultanı ilan edildi. Mesud, Kurye Kalesi'nde hapse atıldı. 17 Ocak 1041'de bu kalede öldürüldü. Bir zamanlar gözlerine mil çektirdiği kardeşi tekrar tahta ele geçirir. Gazneli Muhammed ikinci kez tahta geçtikten sonra hemen başkent Gazne'ye dönmemiş ve kışı Peşaver'de geçirmiştir. Babasının ölüm ve amcasının tahta çıkış haberini alan Gazneli Mevlut, Gazne'ye geldi ve hükümdarlığını ilan etti.
Bahar geldiği zaman da amcası Gazneli Muhammed'in üzerine yürüdü. 8 Nisan 1941'de Celalabad'da yapılan çarpışmayı Mevdut kazandı ve Gazneli Muhammed'le taraftarları öldürüldü. Gaznelilerin Selçuklular karşısında kaybettikleri toprakları geri almak isteyen Mevdut, Çağrı Bey'in kızıyla evli olmasına rağmen Çağrı Bey'in hastalanmasını fırsat bilerek Horasan'a bir ordu yolladı. Bunun üzerine Çağrı Bey'in görevlendirdiği Alparslan, Ağustos 1043'te Gazne ordusuna saldırdı ve birçok ganimetle babası Çağrı Bey'in yanına döndü. Selçukluları tek başına yenemeyeceğini anlayan Gazneli Mevdut, bir takım ittifak arayışlarına girse de hastalığı buna izin vermedi ve 18 Aralık 1049'da hayatını kaybetti. Gazneli Mevdut'un ölümünden sonra yerine geçen Gazneli 2. Mesut, Mevdut'un Çağrı Bey'in kızıyla olan evliliğinden doğmuştu. Onun küçük yaşından dolayı kısa saltanatındaki devlet işleriyle annesi ilgilenmişti. Devletin ileri gelenleri 2. Mesut'un 29 Aralık 1049'da tahttan indirerek yerine Sultan Ali'yi geçirdiler. Ali, tahta geçtikten sonra amcası Abdurreşit'i hapsettirmiş ve vezirinin komuta ettiği bir orduyu Sistan'a göndermişti. Vezir ise hanedanın en yaşlı üyesi olan Abdurreşit bin Mahmut'u hapisten çıkarıp onu sultan ilan etti. Ordunun amcasının elinde olduğunu gören Sultan Ali kaçmaya çalıştı ama yakalanarak hapsedildi. Yıllar yılları kovaladı. Gazneli tahtına Sultan Ferruhzat çıktı, gitti. Kardeşi İbrahim bin Mesut geçti, o da gitti. Gazneli 3. Mesut geçti, o da gitti. Tahta geçen Behram Şah Selçuk Sultanı Melik Sencer'le iyi ilişkiler kurdu. Melik Sencer'le Behram Şah bir antlaşmaya vardılar. Buna göre Behram Şah hutbeyi sırasıyla önce Abbasi halifesi, Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar ve Melik Sencer adına sonra da kendi ismini okutmayı, ayrıca Sencer'e yıllık vergi ödemeyi kabul etti. Hindistan valisinin 1119'da isyan etmesi üzerine harekete geçen Behram Şah, onu ve 17 oğlunu öldürerek Hindistan'da egemenliğini sağlamlaştırdı. Behram Şah, Sultan Sencer'in itaatinden çıkınca 1135'te Sultan Ahmet Sencer Gazne'ye geldi. Behram Şah Hindistan'a kaçtı. Ahmet Sencer de devlet hazinesine el koydu. Behram Şah ancak ona tekrar itaatini bildirerek tekrar tahta oturabildi. Gurlularda yaşanan bir taht mücadelesi sonrası Gazne'ye sığınan Gurlu bir hükümdarın şaibeli bir şekilde ölmesi üzerine Gurlular Gazneliler ile ilişkileri bozdular. Eylül-Ekim 1148'de Gazne'yi ele geçirdiler. Gazne halkının şehirden uzaklaşan Behram Şah'a gizli mektuplar gönderip Gazne'yi alması yönünde isteklerde bulununca harekete geçen Behram Şah tekrar yenilgiye uğradı ve Hindistan'a kaçtı. 1151'de ise Gurlular Gazne'de büyük bir tahribat yaptılar. 24 Haziran 1152'de Sultan Sencer tarafından yenilgiye uğratılan Gurluların Gazne'den çekilince Behram Şah şehre geri geldi. Behram Şah 1157 yılı başlarında Gazne'de öldü. Yerine oğlu Hüsrev Şah geçti. Sultan Sencer Oğuzlar tarafından esir edilince Gurlular harekete geçtiler ve 1157'de bazı Gazne şehirlerini ele geçirdiler. Bundan sonra başkentlerini Lahor'da yaşatabilen Gaznelilerin son hükümdarı olan Hüsrev Şah'ın oğlu Hüsrev Melik, Pencap çevresinde hüküm sürdü. Gurlular 1186'da Hüsrev Melik'i ve oğullarını esiri alarak Gazne devletine son verdiler. Bu videonun sonuna geldik. Evet kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Öncelikle hepinize videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte Büyük Selçuklu Devleti tarihinde Çağrı Bey ve İnanç Yapı konusunu ele alıp videonun ikinci kısmında ise Gazneli Devleti'nin tarihi ile ilgili sizlere dinletide bulunduk. Öncelikle hepinize tekrardan videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta ele alacağımız konu Tuğrul Bey'in Anadolu Seferi konusu olacak. Önümüzdeki videomuzda ele alacağımız konu Tuğrul Bey'in Anadolu Seferi konusu olacaktır. Biz önümüzdeki videomuzda Tuğrul Bey'in Anadolu Seferi konusunu ele alıp
Bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizden döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Videomu izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun, Allah'a emanet olun inşallah. Allah'a emanet olun.